Allah'ım. Hiç olmasa doğum günümde sarılabilseydim annem. Çok özledim onu. Bugün Gonca'nın doğum günü. Kızımız 25 yaşına girdi, gülümse. Ben seni o kadar çok özledim ki. Baba. Günaydın güzel kızım. Güzel yaşların olsun. İnşallah babacığım, hep beraber inşallah. Baba. Canım. Annemi gördüm yine rüyamda. Yine gül tarlası içindeydi. Keşke ben de görebilsem ama bak. Şimdi böyle hüzünlenme, bugün senin doğum günün çünkü. Yine sarılmak istedim ama tam o sıra açtım gözümü. Kavuşamadım anneme. Vardır vakti. Bak, şimdi kahvaltı zamanı, tamam mı? Hadi, hadi gel otur bakalım. Oo, baba elinden kahvaltı. Aynen öyle. İşte en güzel doğum günü hediyesi bu. Simitler de sıcacık. Fırından. Al. Teşekkürler. Hmm. Atıyorum şekerini. Hı-hı. Hop. Teşekkür ederim. Her doğum günümde yapıyorsun bunu. Hiç de unutmuyorsun. Nasıl unutabilirim ki? Hı? Hem analık hem babalık ettin bana. Hakkını nasıl öderim? Sen sabah sabah beni ağlatmaya mı çalışıyorsun? Ha? Hadi bakalım. Hadi saldır, saldır. Tamam, anlaşıldı. İyi çevirdin yine lafı, tamam. O zaman şu menemeni tadına bakayım bari. Soğumasın. Of of. Ellerine sağlık, çok güzel olmuş. 25 yaş çok güzelmiş ya. Bundan sonra her sabah var mı böyle kahvaltı babacığım? Her sabah mı? Hı-hı. Hayır, sadece doğum günü sabah. Sana bir şey söyleyeyim mi? Yukarıdan inerken yüzün asıktı. Dedim ki eyvah. Hazırladığım her şey heba olacak, gidecek. Çok korktum. Olur mu hiç baba? Kaçar mı hiç? Kaçar mı böyle kahvaltı? Şu börekten de alayım. Ah işte şöyle ya. Oh be. Emin misin Fatma Ana? Ha, Gülümser öyle istedi. Gonca 25'ine varınca dedi. Gün boyun vakit tamam. Bak bu işin dönüşü menüşü yok. Ha. Bir anda bu tapuları önüne koyunca kızın kafası allak bullak olacak. Su karışmadan bulanmadan denize kavuşur mu hiç? Kavuşmaz tabii canım. Karar senin Fatma Ana. Rahmetli Gülümser'in kızı. Gonca Aydın. Her şeyi ona devredeceksin, doğru mu? Doğrudur. Ama
Öyle hemencacık değil. Benim şartım var. Nasıl bir şartmış bu? Onu da böyle bir kendisi bir kalkıp geliversin de yüzüne yüzüne diyeyim ben onu. Neyse bir bakalım bir. Gonca Aydın numarasını bulabilecek miyiz? Tamam. Tahir amca, Gonca. Günaydın. Günaydın. Hayırdır Arda, bu ne telaş? Mahkemeye mi geç kaldın? Yok ya, annemler memlekete gitti. Hem evi hem işi idare edeyim derken hiçbirine yetişemiyorum ya. Gonca, doğum günü kutlu olsun. Teşekkür ederim. bu arada Tahir amca, yani eğer müsaadeniz olursa biz Zeynep'le Gonca'ya ufak bir doğum günü kutlaması yapmak istiyoruz. Yani Zeynep bunun sürpriz olmasını istedi aslında ama ben dayanamadım. Yine de size bir sormak istedim. Eyvallah, yani Gonca ne derse o tabii ki yani. O zaman başka bir planımız yoksa gideyim mi? Ya ben başıma gelecekleri bildiğim için sabahtan yapmıştım doğum günü partisini. Neyse, sen bak keyfine. O zaman arıyorum Zeynep'i. Süper. Tamam, ben şimdi bunu organize edeyim. Yani öğleden sonra falan sana haber vermiş olurum. Tahir amca, tekrar teşekkür ederim. Yani sağ olun. Benden bir arzunuz, dileğiniz. Canına sağlık evlat. Tamam, görüşmek üzere. Görüşürüz. Arda var ya, çok çalışkan, iyi çocuk ha. Bak okudu, avukat oldu. Ailesini de hiç ihmal etmedi. Helal olsun. Öyledir Arda. Ha, baba. Bugün projem geçerse benim de sana bir sürprizim var. Yine araba meselesi mi? Hı hı. Proje geçerse maaş da artar. Kredi çekebilirim. Hı? Senin o istediğin lacivert yakışıklı vardı ya. Deme. Lacivert deme, ne olursun. Dedim lacivert bile dedim. Hayır, bak. Sen işini gücünü toparla, paranı kazan. Öyle çarçur etme, tamam mı? Tamam, var işte araba. Ben araba falan istemiyorum ki. Aslında zaten maaşla para bir yana da benim için asıl önemli olan şey projem. Baba, yani kaç yıllık hayalim. Bugün bir de doğum günüm. Allah'ım, inşallah çok güzel haberler gelir projeden. Hadi inşallah, hadi geç. Baba, yakışıklı geliyor. Of. Tamam, haydi. Toprak! Toprak! Ya işçiler bakıma girmiyormuş. Ödemenin hepsini önden istiyorlarmış. E, güneş yükseliyor. Sıcağa kalmayalım. Yarına sarkar, iş sarkmasın. Koş. Haydi. Koş. Hep o rüya geliyor aklıma. Gelmez mi? En güzel yüz anne yüzüdür derler. Ayrılıp gitti o gece. Hastaneden dönmedi. O kara gece. Unutamıyorum. Rüyamda anneme bir sarılabilsem. Sanki o gecenin karanlığından kurtulacakmışım gibi geliyor ama olmuyor. Annen sana hamile kaldığında sen yaşlardaydın. Daha 25 yaşındaymıştın.
Zor bir doğumdu. 5 yaşına kadar da seni dizinin dibinden ayırmadı. Gonca gülüm diye severdi seni. Canım benim. Canım. Bana derdi ki, Gonca gülümüzün üstüne bereketli yağmurlar yağacak. Büyüyecek, ayakları toprağa sağlam basacak. Okuyacak, iş sahibi olacak. Herkes de güzel kızımızın neye kadir olduğunu görecek. Zaten bütün çabam da bu baba. Annemi, seni, ikinizi de gururlandırmak. Size layık olmak. Oldun zaten güzel kız. Seninle gurur duyuyorum ben. Senin için ferah olsun. Yolunda hep açık olur inşallah. İnşallah. Arkadaşlar, size kaç defa söyledim. Ben size şu an peşin ödeme yapamam. O zaman biz çalışmayız. Arkadaşlar, ben bankamatik miyim? Yok, param yok. Yapamıyorum işte. Ahanda Toprak Bey geldi. Şimdi halleder. Bekleyin. Geliyorum. Toprak Bey, hoş geldiniz. Kolay gelsin arkadaşlar. Toprak Bey, iyi ki geldiniz. Ben bunlara laf anlatamıyorum vallahi. Bunlar biz parayı peşin almadan çalışmayız diyorlar. Halil Bey'e söyledik. Ödemeyi önden almadan çalışmayız dedik. Ödemiyor ama. Yavuz, Halil Bey'le konuştun mu? Konuştum, konuştum da Halil Bey kesinlikle kabul etmiyor. Eski koya yeni adet çıkartmayın diyor. Geçen gün çalıştık. Canımız çıktı. Sonra vermediler hakkımızı. Kim vermedi? Sipahiler vermedi. Toprak Atabey kardeşim, bu adam kalkmış ayağınıza kadar gelmiş. Ödemeyecek mi paranızı ya, Allah Allah? Burası Atabeylerin arazisi. Burada hakkınız teriniz kurumadan son kuruşuna kadar ödenir. Söyle babana, ödesin hakkımızı. Paramızı almayınca çalışmayız. Kimseye güvencimiz kalmadı. Tamam ama sıcağa kalmamamız lazım. Biz şimdi sıcağa kalırsak ne çapalama yapabiliriz, ne temizleme yapabiliriz. Her şey yarına sarkar, sarkmasın. Onu önceden düşünecektiniz Toprak Bey. Peki, tamam o zaman. Şöyle yapalım. Ben de sizinleyim. Beraber çalışalım. Ali, bankaya git. Ferhat'ı bul. Benim hesabımdan parayı çek gel, iş bitişine yetiştir, tamam mı? Tamam Toprak. Toprak Bey, amma babanız ne der sonra? Bırak da onu ben düşüneyim be Yavuz, ha? Sen de iş bitişine bize şöyle soğuk bir ayran kap gel, tamam mı? O zaman ben hemen bankaya koşuyorum Toprak. Tamam Toprak. E hadi o zaman başlayalım. Eliniz emeğiniz dert görmesin. Sağ ol, sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Haydi bismillah. Sadece 5 dakika vakit ayırabilirim. O da saat 2:35. Tamam. Tamam, görüşürüz. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hazelnut, soy sütü, biraz da tarçın. Sakın yaban mersinli deme. Ama yaban mersinli. Alev Hanım'ın yanına geçiyorum. Ona da bir şeyler Gonca aldım. Ateş kraliçesi bugün burnundan sürüyor. Dikkat et. Tüyo için sağ ol. Selam. Hı, evet. Günaydın. Geç kaldın. Özür dilerim. Yoğunsunuz diye size de bir şeyler alayım dedim. Tamam, bırak şuraya. Sonra da insan kaynaklarına uğra. Uğrayayım Alev Hanım. Ama projenin son hazırlıkları vardı bugün. Acil mi? Acil. Çıkış belgelerini imzalayacaksın. Kovuldun. Kovuldun mu? Geç kaldım diye mi söylüyorsunuz? Anlayamadım. Hayır. Hırsızlık yaptığın için. Hırsızlık? Neyi çalmışım? Yani bir yanlışınız olmadı yani. Bir yanlışlık olmalı demek istiyorum. Yok, hayır. Hiçbir yanlışlık yok. Bu proje Derya'nın ve sen en yakın iş arkadaşının projesini bana getirip kendi fikrin gibi sundun. Ne? Derya'nın mı? Bizim Derya'nın.
Kim söyledi size bunu, Derya mı? Neyse ki durumu çok geç kalmadan fark ettim. Yoksa büyük bir yanlışa imza atılacaktı. Az kalsın çalıntı bir projeyi bir hırsıza teslim edecekti. Bu kadarına da pes doğrusu Alev Hanım. İftira sınırını da aşıyor bu sözler. Yalan yanlış açıklamalarınla hiçbir şeyi değiştiremez. Derya'nın projesini onayladım. Birkaç ufak hatalı yazılım vardı. Onları düzelttim. Birlikte gerekli yerlere sunumunu yaptık. Çaldım diye iftira ettiğiniz yetmiyor. Bir de projeme el mi koyuyorsunuz? Senin projene falan ihtiyacım yok benim. Çekmecende mühendislik diploması var diye herkesten akıllı mı sanıyorsun kendini? Söyler misiniz? Bunu hak edecek ne yaptım ben? Fikir benim. Bu proje benim. Benim bu. Öyle dilediğiniz gibi elimden almanıza izin vermem. Kimsenin fikri bulunmaz Hint kumaşı diyeceğim. Genç mühendislerden nefret etmenizin özel bir sebebi var mıydı? Özellikle de benim gibi endüstri mühendislerinden. Haddini aşıyorsun. Çık dışarı. Kendinizi çok istediniz ama bir türlü mühendis olamadınız. O yüzden mi bu öfkeniz? Çık dışarı! Defol! Sağ olasın Yavuz'um. Eyvallah. Yettin toprağım. Sağ olasın kardeşim, sana da zahmet oldu. Ya lafı bile olmaz. Yaparım biliyorsun. Yapamam mı? Yaparım. Aynen yaparsın, bilirim. Tekrardan hepinizin eline emeğine sağlık. Aynen söylediğim gibi daha teriniz kurumadan hakkınız burada. Toprak Bey, onca yıllık mevsimlik işçiyim. Hiç sizin gibi birini görmedim. Helal olsun. Bir emriniz olursa daima hazırız. Bir sözünüz yeter. Estağfurullah abicim. Emir ne demek? Benim anca ricam olur. İnanamıyorum ya. Vicdansız kadın. Vicdansız. Resmen alçaklık bu yaptı. Ah Derya. Ben bunun hesabını sormaz mıyım sana? Arkadaşlar, bir dakikanızı rica ediyorum. Lütfen beni dinler misiniz? Ah, sizinle paylaşmak istediğim çok güzel bir haber var. Alo. Gonca Aydın'la görüşmek istemiştim. Benim? Gonca Hanım. Kadın istihdamı üzerine olan bu proje yakın zamanda uygulamaya konmak üzere... ...şu anda adını söyleyemeyeceğim çok önemli bir marka tarafından satın alındı. Gonca Hanım, size Isparta'da kalan mülklerle ilgili olarak aramıştım. Devrin yapılması için. Alo, Gonca Hanım. Alo. Ne oldu Hidayet? Allah Allah, kapattı. Nereye? Kapattı mı? Sen kıza yanlış bir şeyler mi dedin? Yok canım, duydun işte Fatma Hanım. Tam açıklıyordum ki, kapattı. İyi. Derya'cığım, projemi bu kadar başarılı bir şekilde çaldığın için helal olsun sana. Tebrik ederim. Elimi sıkacak yüzüm bile yok ha. Senin ne işin var burada? Çıkışını vermediler mi senin? Ya sen benim buradaki en yakın arkadaşımın. Gözüm kapalı güvendim sana. Her şeyimi emanet ettim. Bütün projemi emanet ettim. Nasıl yaparsın bunu bana? İşim gereğiydi. Yani bunu kişisel algılama. Hem zaten bu sadece bir iş. Bu kadar tepki vermen çok saçma. Ya hem projemi çalıyorsunuz hem de iftira atıyorsunuz. Hiç mi vicdan yok sizde? Ya sana öyle geliyor. Bu proje zaten benim de. Yeter artık Derya ya. Bırak oyun oynamayı. Evet arkadaşlar, dağılabiliriz. Herkes işinin başına. Arkadaşlar, bir dinleyebilir misiniz? Bugün haksız yere işten kovuldum. Kovulmakla da kalmadım, aynı zamanda hırsızlıkla suçlandım. Evet, doğru duydunuz. Hırsızlıkla. Bir şey söylemeyecek misin? Hı? Bir şey söylemeyecek misin?
Ya sen? Allah aşkına bir şey söylemeyecek misin Fatma? Arkadaşlar ben bu ofiste saatlerce mesaiye kaldım. Hiçbiriniz şahit olmadınız mı? Size diyorum ya biriniz bile, ya biriniz bile. Çıkıp gerçekleri söylemeyecek mi? Susmazsan bu işin sonu çok kötü olacak. Tehditleriniz umurumda değil. Neslihan, güvenliği çağır. Ama Alev Hanım, arkadaşlar susmayın. Bu yaşadıklarım sizin de başınıza gelebilir. Lütfen. Ha ne bakıyorsun? Güvenliği arasana. Dışarıdan bakanları bu plazalar ışıl ışıl değil mi? Pırıl pırıl. Ama hepsi yalan dolan. Kariyer peşinde, para peşinde koşalım derken hepinizin yüreği kararmış. Hepinizin. Karanlığınızda boğulun diyorum size. Başka da bir şey demiyorum. Ha. Bu arada inanılmaz bir doğum günü yaşattınız bana. Teşekkür ederim. Sağ olun. Gonca, üzülme. Senin hiçbir suçun yok. Biliyorum canım, merak etme beni. Kendine iyi bak. Sen de. Evet arkadaşlar. Hadi herkes işinin başına. Hadi. Kızım sakin ol. Tamam kızım, tamam tamam. Yumuşak davran, sinirlendiriyorsun Alperen. Tamam. Senin işçilere davrandığın gibi mi davransın yani? Ha? Bana bak, oğlum terlik getir şunu hadi. Haberlere ben gelmiş kulağına. Şımartmışsın işçileri. Sadece güven vermeye çalıştım. Acırsan acınacak hale gelirsin. Kaç defa söyledim ben sana bunu? Acımak ne ya? Haklarını istiyorlardı sadece, ben de verdim. Benim sözümün üstüne söz söylüyorsun. Ve bu benim hiç hoşuma gitmiyor. Yalnızca soruna çözüm üretiyorum. Artık eski yöntemlerle iş yapmak verimli olmuyor. Demek öyle. O yüzden mi o kadınla gül işine girdin? Eski yöntemlerle gül yağı çıkarmaya çalıştın, ha? Ya rica ederim, başlamayalım yine baba. Bana bak, biz sana lavanta işine emanet ettik. Sen ne yaptın? Gittin o başı bozuk kadınla gül işine girdin. Allah aşkına senin o başı bozuk dediğin kadına tüm kasaba Fatma Ana diyor. Ben de öyle diyorum. Saygıyı hak ediyor o kadın. Rica ediyorum, onun hakkında böyle konuşulmasından da hoşlanmıyorum. Aile çıkarlarını ikinci plana atman da benim hoşuma gitmiyor. Hemen o işten elini eteğini çekeceksin. O festival midir, nedir? O işe de bulaşmayacaksın sakın. Seninle ne ilgisi var? Sen neden bu kadar tepki veriyorsun ki? Keşke okuduğun yerde kalsaydın, mimarlık yapsaydın, bize hiç bulaşmasaydın. Aile işleri ağır geldi sana. Ben mezun olup yurt dışından döndüğümde söyleseydin sen de keşke bunu. Ben mimarlık ofisi açmak istediğimde bağırıp çağırmak yerine destek olabilirdim mesela. Ben her şeyi senin istediklerin için bir kenara bırakmadan önce düşünseydim bunu, keşke. 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 Şşt, aferin. Gel buraya. Gel. Şşt, tamam yapma. Yapma böyle. Çok güzelsin ama sen. Sakin, aferin. Aferin, aferin. Keramet öyle her zaman hırçın sert yüzünü göstermekte değil baba. Bence biraz da anlayışlı olmakta. Görüşürüz. Kolay gelsin.
Yedir bakayım şunu. Götür biraz daha terlet şunu hadi. İkide bir ya. Kim bu? Efendim. Kimsiniz? Gülümser Hanım'ın kızı değil misiniz? Gonca Aydın. Evet. Benim. Gonca Hanım, şu an önümde annenizin son arzusu üzerine size devredilecek olan Isparta'daki evin ve arazilerin tapusu var. Ne tapusu? Ne tapusu, ne evi? Bizim Isparta'da bir şeyimiz kalmadı ki. Ayrıntıları telefonda vermem doğru olmaz. Bir takım şartlar mevcut. Isparta Eğirdir'e gelmeniz gerekecek. Size iletişim bilgilerini mesaj olarak atacağım. Sizi en kısa zamanda Isparta'ya bekliyoruz.